Bu anakartın ekran kartı slotu neden bu hale geldi? Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir anakart arıza tamir videosu ile sizinle birlikteyim. Gördüğünüz anakarttaki sorun ekran kartını görmüyor. Onboard çıkıştan görüntü alabiliyoruz. Ancak ekran kartını taktığımızda görüntü yok. Önce bu sorunun yazılımsal olduğunu düşündüm. Kendi BIOS'u ve farklı BIOS dosyalarını modifiye edip yükleme yaptım. Ancak sonuç alamadım. Daha sonra dikkatli bir kontrol yaptığımda burada görüyorsunuz bir pin var. Ekran kartı slotundaki pinin birinin temassızlık yaptığını ya da kopmak üzere olduğunu gördüm. Ekran kartına gitmesi gereken veri gitmediğinden dolayı ekran kartını açmıyordu. Bu pini koparttım. Çünkü zaten düşmek ya da kopmak üzereymiş. Bu pin de burada. Şimdi pini görüyorsunuz. Pin bu. Dibinden kopmuş. Bunu tekrar lehimlemek mümkün değil. Fark ettiyseniz pinin dip kısmında bir eğim var. Bu pinin yerine başka bir ince bakır ya da gümüş tel diyelim buna. Bunu da nasıl temin ettim onu da göstereyim. Bu dirençleri biliyorsunuz. Bu direnç uzantı tellerinden birini kestim. Ve buradaki kopuk olan kanala sürdüm. Ancak pinin ağzını biraz eğdim. Çünkü bahsettiğim gibi buradaki pin, yani bu pin eğik olduğu için, L şeklinde olduğu için anakart üzerindeki pine temas etmeliydi. Bunu bu şekilde hazırladım. Lehimleme işlemi kaldı. Bunu biraz detaylandıracağım sizinle. Gördüğünüz soldan bir ikinci pin. Buraya bu üstteki pini lehimleyeceğiz. Hafiften L şekli var pinde fark ettiyseniz. Elbette buradaki kondansatörü de sökebilirdim. Ama baktım havyanın ucu girebilecek düzeyde. Benim için yeterli. Tabii bunun için jel ya da krem flax kullanmam gerekecek. Lehimin hemen yapışması ve sıcaklığın plastik malzemeye zarar vermemesi için. Bu biraz hassas bir işçilik olacak. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da başarırız. Bu anakartta kurtarırız diye düşünüyorum. Fazla dipten kesmeyeceğim. Çok kısa bir pay bırakacağım. Lehimleme işlemi tamamlandı. Ölçü aletiyle lehimleme işlemini doğru yapıp yapmadığıma bakacağım, test edeceğim. Bakalım. İletişim sağlıyor mu?
Evet. Bağlantı tamam. Bu tamam. Bu tamam. Şu anda sorun yok. Artı ben az önce biraz şöyle göstereyim. Anlayacağınız şekilde. Buraya taktığım pin düz değil. Burasını hafiften şöyle L şekline getirdim. Bunu taktığımda pin burada olduğu için, yani şöyle göstereyim. Pin burada olduğu için, yani buradan takıyorum, yetişemeyecek buradaki pine. O yüzden böyle L şeklinde yaptım bunu. L şeklinde yaptım ki buraya temas edebilsin. Çünkü pinin oluğu, yani şu girdiği oluk, plastik oluk içeride kalıyor. Bu şekilde bir lehimleme işlemi yaptım. Artı bu düz olmamalı. Çünkü ekran kartı bastığında buraya temas etmeli. Bunu da şimdi az önce siz görmediniz. Şu şekilde hafiften bombeli yaptım. Şöyle. Yani ekran kartının onu da göstereyim. Ekran kartını taktığımızda şöyle göstereyim. Pine temas etsin istedim. Eğer düz yapsaydım bunu buraya bu pinleri temas etmeyecekti. Bombeli yaptım ki bir esneklik payı da verdim. Bu şekilde yaptım. Biraz eğdim. Şöyle hafif bombe vererek yaptım bunu. Umarım burasını anlamışsınızdır. Bu şekilde taktığımda ekran kartını bu üçüncü pin. Üçüncü pin temas alacaktır ekran kartından. Daha önceden almıyordu. İşte uzun bırakmamın sebebi de olur da herhangi bir değişiklik yapmam gerekirse o pini oradan çıkartabileyim. Yani dipten kesmedim. Bunu da unutmayın. Şu anda test edebiliriz. Bakalım çalışacak mı bilmiyorum. İnşallah çalışır. Ekran kartımızı bağladık. Şimdi test etme zamanı. Biraz daha inceleyelim. Ne yapmışız? Bizim telimiz orada. Görüyorsunuz. Şimdi start verelim. Güç kaynağımızı açtık. Bakalım görüntü alabilecek miyiz? Umarım inşallah bu anakartta kurtarmış olacağız. Haydi bismillah. Start verdim. Bakalım görüntü gelecek mi? Umarım gelir. Geldi herhalde. Evet. Evet, geldi arkadaşlar. Ekran kartı görmeyen anakartı kurtarmış olduk. Allah'ın izniyle. Girelim BIOS'a. Evet. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu anakartın ekran kartı slotu neden bu hale geldi? Ekran kartını takarken kaba kuvvet kullanırsanız pinleri kırarsınız, eğersiniz, kopartırsınız. Yani demek oluyor ki ekran kartını takarken elime bir ekran kartı alayım, öyle tarif edeyim. Ekran kartını takarken önce buradan başlayın. Yani ekran kartını şöyle düşünürsek böyle takın, böyle slota yerleştirin. Paralel şekilde yerleştirmeyin sakın. Önce arka tarafını slota yerleştirin. Yavaşça bastırın bu şekilde. Tekrar ediyorum. Önce arka tarafını, ekran kartının arka tarafını slota yerleştirin. Yavaşça bastırın, slota girsin bu şekilde. Yani böyle paralel bastırırsanız işte bu anakartın durumuna düşer. Ve ekran kartından görüntü alamazsınız. Umarım burasını anlamışsınızdır. Biraz kibar olmak gerekir. Sonuçta bunlar donanım. Gerçi yeni donanımlar fazla kibarlar ama
Bizim eski donanımlarda ben böyle bir sorun görmedim hiç. Ama yeni nesil işte 1151, 1150, 1155 hatta 1156 bana göre tamamen düşünülmesi gereken sistem. Yani düşünülmesi derken sorunları çok olan bir sistem. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden dikkat edin. Biraz kibar olun. Kaba kuvvet kullanmayın. Görerek yapın işi. Bu şekilde montajını yapın. NVMe SSD sürücü de taktım. Aynı zamanda anakartın BIOS'unu modladım. NVMe SSD destekli hale getirdim. Şu anda hiçbir sorun kalmadı. Gayet güzel ve kullanılabilir hale geldi. Arkadaşlar bu anakart Sami hocamın yani Doktor Sami hocamın anakartıydı. Uzun süredir kullanıyordu bunu. Ve şu anda kullanılabilir, çalışabilir halde. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın ki ben bu ve buna benzer değişik, enteresan, daha önce yapılmamış içerikleri sizlere sunabileyim. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.